Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde metre, santimetre ile ilgili pekiştirici çalışmalar yapıp soru çözeceğiz. Daha önceki dersimizde metrenin uzunluk ölçüsü birim olduğunu, bir metrenin 100 santimetreye, yarım metrenin 50 santimetreye, çeyrek metrenin 25 santimetreye eşit olduğunu öğrendik. Şimdi de öğrendiklerimizi pekiştiren metre, santimetre dönüşümlerinden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Evet, sorumuzu okuduk. 2 metre 200 santimetreye eşittir. Doğrudur çocuklar. 4 metre 10 santimetre 410 santimetreye eşittir. Doğrudur çocuklar. 9 metre 25 santimetre 925 santimetre eşittir. Doğrudur. 1 metre 8 santimetre 180 santimetre eşittir diyor. Hayır, olmaz. 108 santimetre eşittir çocuklar. Yanlıştır. 2 metre 22 santimetre 222 santimetreye eşittir. Doğrudur çocuklar. 363 santimetre 3 metre 603 santimetreye eşittir. Yanlıştır. 3 metre 63 santimetreye eşittir çocuklar. 505 santimetre 5 metre 5 santimetreye eşittir. Doğrudur çocuklar. Aşağıda verilen soruları cevaplandıralım diyor. Önce soruyu okuyalım. 2 metre kumaşın çeyreği kaç santimetreye eşittir diyor. Evet çocuklar, düşünelim. 1 metre 100 santimetreye eşittir. Evet, 2 metre kumaş bu durumda 200 santimetreye eşittir. Çeyreği dediğine göre çocuklar 200'ü 4'e bölelim. 50 santimetreye eşittir çocuklar. Sorumuzu okuyalım. Süsleme yapmak için 7 metre kurdele aldık. Kurdelenin 575 santimetresini kullandık. Geriye kaç santimetre kurdelemiz kalmıştır diye bir sorumuz var. Evet, farklı birimlerle işlem yapamayız çocuklar. Dönüştürmemiz lazım değil mi? Evet, 1 metre 100 santimetreye eşittir. 7 metre çocuklar 700 santimetreye eşit olur bu durumda. Demek ki toplam kurdelemiz 700 santimetre. Evet, kullanılan kurdelemizi çıkaralım içinden. 125 santimetredir çocuklar. Evet, sorumuzu okuyalım. Tavşan ve kaplumbağa yöneldikleri ağaçlara doğru yarışacaklardır. Tavşanın ağaca uzaklığı 450 santimetre, kaplumbağanın ise 5 metredir. Hedefe vardıklarında aralarındaki mesafe kaç metre, kaç santimetre olur diyor sorumuz. Bir işlem yapacağımız zaman önce birimlerine bakarız. Farklı birimlerle işlem yapamayız çocuklar. Bu durumda 1 metre 100 santimetredir. Kaplumbağanın gideceği yolu santimetre olarak ifade edelim. 5 metre, 5 çarpı 100, 500 santimetredir çocuklar. Tekrar bakalım. Tavşanın gideceği yol 450 santimetredir. Toplayalım. 950 santimetreye eşittir. Metre santimetre cinsinden istediğine göre de çocuklar 950 santimetre, 9 metre, 50 santimetreye eşittir çocuklar. Görselimizi inceleyelim. Sorumuzu okuyalım. Yukarıda verilen uzunlukların farkı kaç santimetredir diyor. Soruyu anlamak, yarı yarıya çözmek demektir. Bunu unutmayalım çocuklar. Cetvelimizin işaretlenen birinci bölümünü sayalım. Evet, 40-50 arası 10 santimetre, 50-60 arası 10 santimetre, 70-80 arası 10 santimetre. Bu durumda birinci gösterilen uzaklık 10-20-30 santimetre olur çocuklar. Şimdi de ikinci uzunluğu inceleyelim. Yine aralıkları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık var çocuklar. Evet, her aralık 10 santimetre olduğuna göre 50 santimetre olur değil mi çocuklar? Evet, ikinci uzunluğumuz 50 santimetre. Farkı dediğine göre 50 eksi 30, 20 santimetre olur çocuklar. Evet, sorumuzu okuyalım. 8 metre kumaşın yarısı ile çeyreğinin toplamı kaç santimetredir diyor çocuklar. Evet, birimi santimetre bu durumda 1 metre 100 santimetreye eşittir. 8 metre 800 santimetreye eşit olur çocuklar. Yarısını bulalım yarısı dediğine göre. Evet, 400 santimetre. Çeyreğini bulalım çocuklar, 4'e bölmemiz gerekiyor.
200 santimetre. Soruda toplamı diyor değil mi? O halde yarısı 400, çeyreği 200 toplayalım. 600 santimetredir çocuklar. Evet, sorumuz ne diyor okuyalım. Aşağıdakilerden yanlış olanı bulunuz diyor çocuklar. Evet, A şıkkını inceleyelim. 5 çeyrek metre 1 metredir diyor çocuklar. 1 çeyrek metre 25 santimetredir. 5 çeyrek metre ise çocuklar 125 santimetredir. Bu cevabımız yanlış. 4 çeyrek metremiz 1 metreye eşittir. B seçeneğini inceleyelim. 6 metre 600 santimetre diyor çocuklar. Bakalım 6 çarpı 100 600 santimetredir. Doğru. C seçeneğine bakalım. 2 yarım metre 1 çeyrek metre 125 santimetredir diyor. Evet 1 yarım metre 50 santimetredir. 2 yarım metre ise çocuklar 100 santimetredir. 1 çeyrek metre ise 25 santimetredir. 25 ile 100'ü topladığımız zaman 125 santimetre olur çocuk. Yani yanlış olan A seçeneğidir. Evet, sorumuzu okuyalım çocuklar, yeni sorumuzu. Ayşe, zürafa ile boyunu karşılaştırdığında kendi boyunun 3 katının 27 fazlası olduğunu hesaplıyor. Ayşe'nin boyu 145 santimetre olduğuna göre zürafanın boyu kaç metre, kaç santimetredir? Zürafanın boyu Ayşe'nin boyunun 3 katından 27 fazlaymış çocuklar. Ayşe'nin boyu 145 santimetre. Bu durumda önce 3 tane 145 santimetrenin ne kadar olduğunu bulalım. Evet 435 santimetredir çocuklar. Tekrar soruyu okuyalım. 3 katından 27 fazla diyor. 27 santimetre fazlaymış. 27 santimetreyi ekleyelim çocuklar. 462 santimetre etti. Evet. Ne diyordunuz? Metre santimetre cinsinden. Evet. 462 santimetre 4 metre 62 santimetreye eşittir çocuklar. Bunları biliyor muydunuz köşesine geldik. Cumhuriyet öncesi dönemde uzunlukların merhale, fersah, arşın, endaze, harf gibi ölçü birimleriyle ölçüldüğünü, bu durumun karışıklığa neden olduğunu, bu ölçü birimlerinin 26 Mart 1931 tarihinde kaldırılarak şimdiki kullandığımız metre, santimetre, kilometre gibi uzunluk ölçü birimlerinin getirildiğini biliyor muydunuz çocuklar? Şimdi 8. sorumuzu okuyalım. Sincap, 3 arkadaşı ve kendisine birer tane meşe palamudu almak için bulundukları yerden ağaca doğru gidip geri dönüyor. Her gidişinde bir tane getirebiliyor. Sincaplarla ağaç arasında 53 metre olduğuna göre sincap toplamda kaç metre yürümüş olur? Evet, meşe palamudunu alması için hem gitmesi hem de dönmesi gerekir değil mi çocuklar? Gitmesi 53 metre, dönmesi de 53 metredir çocuklar. Evet, gitmesi ve dönmesini toplarsak 106 metre olur. Evet, 4 kez gidip geleceğine göre, evet 4 tane 106, 424 metre olur çocuklar. Bu sorumuzu okuyalım şimdi de. Geçen sene dikmiş olduğumuz fidanın boyu 1 metre 20 santimetre iken bu yıl 280 santimetre olmuştur. Buna göre fidan bir yılda kaç santimetre uzamıştır diyor çocuklar. 13 santimetre cinsinden istendiğine göre 1 metre 20 santimetreyi 120 santimetre şekline dönüştürebiliriz çocuklar. Fidanın boyunun son ölçümünden çıkarırsak 120 santimetreyi 280 eksi 120 santimetre o da eşittir 160 santimetredir. Doğru cevap A seçeneğidir çocuklar. Evet, kaç eklersem kaç gelir diye bir bölümümüz var. Eğlenceliye benziyor. Evet, 40 santimetreyi 1 metreye tamamlamak için 60 santimetreye ihtiyacımız var. 85 santimetreyi 1 metreye tamamlamamız için 15 santimetreye ihtiyacımız var. 20 santimetreyi 1 metreye tamamlamak için 80 santimetreye, 9 santimetreyi 1 metreye tamamlamak için 91 santimetreye, 3 santimetreyi 1 metreye tamamlamak için
97 santimetreye, 99 santimetreyi 1 metreye tamamlamak için sadece 1 santimetreye ihtiyacımız var. Evet, 60 santimetreyi 2 metreye tamamlamamız için 140 santimetreye, 75 santimetreyi 3 metreye tamamlamamız için 225 santimetreye, 25 santimetreyi 1 metreye tamamlamak için 75 santimetreye, 38 santimetreyi 1 metreye tamamlamak için 62 santimetreye, 177 santimetreyi 2 metreye tamamlamak istiyoruz çocuklar. Bu durumda 23 santimetreye, 442 santimetreyi 5 metreye tamamlamak için ise 58 santimetreye ihtiyacımız var çocuklar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Öğrenmek, bilgilenmek gerçekten çok eğlenceli, çok güzel. Başka derslerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın çocuklar.